tipime baktım. Yani iyi gibi. Gerçekten aşırı düz bir saç olunca. Olduğu kadar. Şöyle yaptım. Kahvemi de almayı unutmuşum. Onu da alayım, geliyorum. Aloha. Bugün sizlerle son zamanlarda izlediğim 4 film, 4 dizi ve bir tane de belgesel film paylaşacağım. Açıkçası arkadaşlar, bu videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Hani ara ara benim zaten böyle çok sevdiğim bir filmi ya da çok sevdiğim bir diziyi önerdiğim videolar geliyor. Hani o video sadece o diziyle ilgili ya da sadece o filmle ilgili oluyor. Ama böyle son zamanlarda çok fazla özellikle sinemaya gitmeye başladım. Ya da evdeyken çok dizi izliyorum, film izliyorum, bazen belgesel filmler izliyorum. Bunları da böyle hani sevdim mi, sevmedim mi, ne düşünüyorum hakkında diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle videoları hani kanalda bulmak, görmek, izlemek hoşunuza gidiyorsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü hani hoşlanıyorsanız ben bunları böyle not alıp ve bir içerik, yani bir video haline getireceğim ilerleyen günlerde. Yine böyle ara ara, bilmiyorum. Hani içimden geldikçe. Ama eğer böyle videoları izlemekten hoşlanmıyorsanız da onu da söyleyin. Çünkü ben de boşuna böyle emek sarf etmeyeyim diye. Öncelikle sizlere sormak istedim. Çünkü genelde dediğim gibi ben bir tane paylaşıyorum. Öyle, bunu bir söyleyeyim ve şimdi videomuza başlıyorum. Son zamanlarda izlediğim filmin adı Le Fantasme, Fanteziler diye geçiyor. Bu bir Fransız filmi arkadaşlar. 2021 yapımı ve Başka Sinema'nın zaten filmi. Bildiğim kadarıyla bu festivalden yine çıkan bir film ama yanılıyor da olabilirim, öyle hatırlıyorum. Bu filmde 6 farklı çiftin, bir dakika şöyle söyleyeyim, cinsel hayatlarının gizli yönlerini ortaya çıkarmak üzere 6 çift 6 farklı fantazi ile mutluluk arayışına giriyor ve bu hani fantaziler ne olabilir derseniz de role play, işte teşhircilik, cinsel perhizde bulunan bir çift vardı. Ölüm, yani ölümden, artık ölümden keyif almak diyeceğim çok saçma duyulacak ama filmi izlediğinizde anlayacaksınız. Ölümle ilgili böyle bir çift vardı diyeyim çok kabaca. Bunun dışında birinin ağlamasından keyif alan ve ağlayınca aslında ona böyle duyguları yükselen bir kadın vardı. Ve bir de böyle birinin kız kardeşine aşık olan bir adamın hikayesini izledik. Yani böyle aslında tabii ki bunlar fantezi olarak geçiyor ve hepsinin de bir ismi var. Film komedi olduğu için, yani Fransız komedisinden hoşlanıyorsanız bu film tam size göre diyebilirim. O yüzden arkadaşlar hani böyle çok hani açık seçik falan asla bir film değil, öyle diyemem. Ama tabii ki de açık sahneleri de var. Hani ben asla izlemem diyorsanız izlemeyin o zaman bu filmi derim. Ama komedi ve Fransız komedisi bence böyle bir boş zamanınızda falan izleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle bu video yayına girdiğinde zaten bahsedeceğim bu 3 film de sinemadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Ama buna puanım 10 üzerinden 7. Ben bayağı güldüm ki ben genelde böyle hani Fransız filmlerini ya çok severim ya hiç sevmem. Benim genelde ortası olmuyor. Bu şekilde kısaca bahsedebilirim size. İkinci olarak yine sinemada izlediğim ve gerçekten bayıldığım bir filmi ele alacağım. Filmin adı Minari. Kore filmi ve Brad Pitt Executive Producer yapıyordu. Dış yapım yazıyordu. Dış yapımcı diye mi geçiyor? Yani Brad Pitt'in de bu filmde yapımcılığa anladığım kadarıyla bir katkısı var. Bunu görmek bayağı şaşırttı hani Brad Pitt'in ismini. Ama Kore filmlerini zaten hani kaliteli Kore filmleri çok iyi oluyor. Kalitesiz Kore filmi de ben izlemedim ama böyle bütün hani Kore filmlerine çok aşinayım diyemem. O yüzden hani şunlar çok iyidir, bunlar çok kötüdür gibi bir bilgim yok ama izlediğim bütün Kore filmleri neredeyse bazen rahatsız edici olabilse de ya da bazı diziler falan özellikle çok böyle hayal ürünü olabilse de genelde beni çok başka dünyalara götürebiliyor ya da o filmin içine ya da o dizinin içine çok sokabiliyor. Yani değişik bir dokunuşları var bence Koreli yönetmenlerin, bilmiyorum, ben çok keyif alıyorum. Bu filmde de dediğim gibi Minari filmin adı, 2021 yapımı, sinemada izledim. Drama,
ve Koreli bir çiftin Amerikan rüyasını yaşamak üzere Arkansas bölgesine taşınmasını ele alıyor. Ve aslında hani bu evli bir çift, bir aile, iki çocukları var. Bu ailenin dinamikleri Amerika'ya taşınınca ve bu hayalle beraber nasıl değişiyor? Nelerden, hangi zorluklardan geçmek durumunda kalıyorlar ve o zorlukları aşabiliyorlar mı? Hem kendi kültürleri hem de işte Amerika'ya göç ediyorlar. Oradaki aslında farklılıklara çok değinmese de, hani kültürel olarak çok fazla farklılıklara değinmese bile, daha psikolojik açıdan bir yerde ele alınıyor ve zorlukları bize anlatıyor. Yani bir ailenin Amerika'da barınabilmesi ve onun yaşadığı, onların yaşadığı zorluklar, hem ilişkileri anlamında hem de hayalleri, varmak istedikleri yer anlamında. Gerçekten böyle, hani bu kadar sade bir konu bu kadar güzel işlenebilir mi dedim ben filmi izlerken. Ve şu da beni etkiledi. Genelde hani filmlerde böyle bir şey çok etkilemez beni. Hani çok nadir bu yöne etkileyen filmlerden biri oldu. Minari arkadaşlar, Minari'nin ne olduğunu gerçi herhalde yazdığınızda çıkar, o yüzden spoiler olarak geçmeyeceğini düşünüyorum. Minari böyle sulak yerin yanında yetişen, bildiğim ve sandığım kadarıyla ya da düşündüğüm kadarıyla bir Kore bitkisi. Bayağı sağlıklı bir bitki, böyle işte her yeri sarıyor sarmaşık gibi. Ona verilen isim ve filmde, yani filmin adı Minari ve Minari'nin aslında bir şekilde işte kullanıyorlar neye iyi geldiği falan, hani ailenin dinamiğinde bunları anlatıyor. Yani filmin ismiyle konusu bana çok alakalı geldi. Bu açıdan da ben vuruldum, yani kesinlikle çok sevdim. Bir daha izleyebilirim bu filmi, ki ben izlediğim bir filmi müthiş derecede böyle 10 üzerinden 9 minimum, hani sevmezsem bir daha izlemem. O yüzden de bu filme puanım 10 üzerinden 9. Bu arada şunu da söylemek isterim. Sizin izleyip çok beğendiğiniz işte Kore dizileri ya da Kore filmleri varsa, ama böyle gerçekten Kardelen bu minimum 10 üzerinden 9'dur dediğiniz, yorumlara yazın arkadaşlar. Hani sizin fikirlerinize ve önerilerinize çok çok açığım. Bunu da yeri gelmişken söylemek isterim. Üçüncü filme gelecek olursak, bu film Woody Allen'ın filmi. Woody Allen. Evet, Woody Allen'ın filmi ve Rifkin'in festivali. 2021 yapımı arkadaşlar ve komedi. Filmin konusu da bir kadın, aslında burada bir çift var ve kadın Fransız yönetmenle bir böyle ilişkiye giriyor diyeyim ve o sırada da kocası da İspanyol bir kadına aşık oluyor. Ve bu aslında hikaye çok komik işliyor. Yani Woody Allen'ın herhangi bir filmini izlediyseniz ne kadar tuhaf, tırnak içinde ve olumlu anlamda, ne kadar kendine has, ne kadar değişik bir espri yeteneğine, bir muzipliğe, bir anlatım tarzına sahip olduğunu biliyorsunuzdur. Bu filmi izledikten sonra direkt dedim ki bu klasik bir Woody Allen filmi, ama klasik derken konusu farklı. Hani işlenişi, dokunuşları tabii ki farklı. Ama hani bana böyle gösterseler 4-5 film, hani hangisi Woody Allen'ın filmidir sence deseler, bu derdim. Bir de Woody Allen genelde zaten böyle hani film akıp giderken o dış sesi çok iyi yapar. Yani hani o insanın düşüncelerini işte biz duyarız ya, hani o film akarken. Yani onun bence imzalarından biridir. Bu filmde de çok vardı öyle sahneler ve özellikle hani başrol oyuncusu olan erkek, Mort'tu adı galiba. Onun yerine böyle kendimi koyup çok sempati duydum o adama. Yani tabii filmi izlerken kendinizi birinin yerine koyuyorsunuz. Ben yapıyorum genelde. Ve komikti yani, ama 10 üzerinden 6,5 diyeceğim. Çünkü bende bir de şöyle bir şey oluyor. Daha önce izlediğim Woody Allen filmleriyle bu filmini de karşılaştırıyorum. Hani hiç Woody Allen filmi izlememiş olsaydım ve ilk izlediğim filmi bu olsaydı, ya sanıyorum 10 üzerinden 8 diyebilirdim. Ama çok daha iyi filmleri olduğunu bildiğim için böyle içimden o gelmedi. O yüzden 10 üzerinden 6,5 diyorum. Ama ben başarılı buldum. Yani eğer böyle bir yerde rast gelirseniz ya da izleme imkanınız olursa kaçırmayın, izlerin derim. Zaten bazı yerlerde bayağı gülebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar, sırada Netflix'te izlediğim bir filmi sizlerle paylaşacağım.
Açıkçası böyle hani izlediğim iyi filmleri ya da izlediğim iyi dizileri değil de hani izleyip memnun kaldığım ve kalmadıklarımı sizlerle paylaşıp açıkça fikrimi söylemek daha çok hoşuma gidiyor. Hani ben de bir video izleyecek olsam ya da birini böyle takip ediyor olsam, onun videolarını izliyor olsam bu şekilde bir geri bildirim isterdim. Şöyle ki Netflix'te Hipnotizma diye bir filme denk geldim. Hatta böyle bayağı izlenenler arasındaydı. Hani ilk ondaydı. O yüzden ilgimi çekti. Bir de konusunu okudum. Konusu şöyle. Gizemli işte bir kadının hayatında çok zorluklar oluyor ve bu kadın bir yardım almak istiyor. Gizemli bir hipnoz uzmanından da yardım istiyor ve sonrasında da kendisine bir akıl oyununda buluyor aslında kabaca. Benim de hipnoza merakım var. Hani merakım var derken ilgim, alakam var ama böyle çok derinlerine dalmadım. Hani böyle deliler gibi araştırmadım. Ama merak ederim açıkçası ve ismi de hipnoz oldu. Hipnosis diye geçiyor işte Netflix'te. Bir izleyeyim dedim. Gerçek dışı bir kere. Yani zaten öyle daha böyle gerçeğe bağlı kalınan hikayeler istiyorsanız, hani bilim kurgu da değil ama hani bu gerçek olamaz dediğiniz bir sürü sahne var ve saçma gelen bir sürü sahne var. O açıdan yani bayılmadım. Hani öyle biraz gerilim aslında yani gerilim filmi diyebilirim. Böyle hani 10 üzerinden 4 puanım. İzleyin demeyeceğim size ama hani çok boş zamanınız vardır. Böyle hipnozla ilgili gerilim filmi izleyeyim diyorsanız da açıp bakabilirsiniz ama bir şey de kazandırmayacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii böyle hani filmi de komple kötülemeyeyim. Öyle ya da böyle hani hipnozla ilgili biraz da olsa bilgi veriyor size. Bir de aynı zamanda oyunculukları çok başarılı buldum. Bir de o kadını, başroldeki oyuncuyu Angelina Jolie'ye benzetmiştim galiba. Hatta Angelina Jolie mi dedim? Yani bayağı benzetmiştim. Şaşırmıştım yani. İyi oyunculuk sergilemişler. Onu da tabii ki söylemem gerekiyor. Sizlerle bir de izlediğim belgesel film paylaşmak istiyorum. Bu belgesel filmin adı Bikram. Hatta Bikram Yogi Guru Predator diye geçiyor. Bu 2019 yapımı bir film ve dediğim gibi belgesel film Netflix'te var arkadaşlar. Burada aslında Bikram'ın sıcak yogayı kendisi çıkarıyor. Hani bilenleriniz vardır eminim aranızda. Dramatik yükseliş ve düşüşünü anlatıyor ve bu düşüşü hani aslında cinsel taciz suçlamalarıyla beraber hızlanıyor ve kendisinin nasıl bir insan olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki de burada anlatıldığı kadar hani anlatıldığı şekliyle görüyorsunuz. Ama ben bu filmi izledikten sonra baya böyle biraz kötü oldum ya. Biraz da değil, bayağı kötü oldum. Yani böyle şeyler beni nedense üzüyor. İnsanları kandırıyormuş gibi geliyor bana. Bütün suçlamalar, her şey %100 doğrudur diye yaklaşmak istemiyorum ama hani durduk yere de kimse bu kadar çok, ya bu kadar kadın durduk yere, ayaklarım ağrıyor bu arada arkadaşlar yerde oturduğum için de. Bu kadar kadın diyordum, durduk yere de suçlamada bulunacağını da düşünmüyorum açıkçası. O yüzden kesinlikle izleyin diyeceğim bir belgesel film. Hatta izlemediyseniz bana kalırsa önce Vahşi Kırlar belgeselini izleyin. O belgeselden hiç bahsetmemiş olabilirim. Yani onu ben bir sene olmuştur herhalde izleyeli. O da Osho'nun, Osho yine suçlanıyordu. Hani böyle insanları kandırıyor ve hani çizdiği imajıyla aslında gerçek olan kendisi çok başka diye bahsediliyordu orada hatırladığım kadarıyla. Onda cinsel taciz suçlamaları var mıydı yok muydu şu an hatırlayamadım. Ama Vahşi Kırlar belgeseli gerçekten çok iyiydi. 10 üzerinden 9,5 diyeceğim bir belgeseldi. Bu Bikram hani onun kadar iyi değil ama bu da belgesel film. Yani ben ikisini de kesinlikle izleyin derim. Hani özellikle böyle guruları merak ediyorsanız ve yogaya falan da merakınız varsa ben insanların hayatlarının anlatıldığı belgeselleri ayrıca seviyorum. Hani iyi bir belgeselse tabii ki de bu. O yüzden izleyin derim. Şimdi hızlıca son zamanlarda izlediğim aslında 4 diziden de bir bahsetmek istiyorum size. Artık hani bilenleriniz biliyor, beni bir süredir takip ediyorsanız, tanıyorsanız, videolarımı izliyorsanız, annemin belki de ağır ceza avukatı olmasından mütevellit bilmiyorum. Ben böyle gerçek suç hikayeleri içeren böyle mini dizileri ya da dizileri seviyorum arkadaşlar. Ve Netflix'te de ondan bol ne var yani son zamanlarda hep genelde ya da ben hani onları izlediğim için sanıyorum benim karşıma onlar çıkıyor. Neyse, bu arada bunu demişken parantez içinde
Beşinci olarak bir dizi daha paylaşacağım sizinle. Şu an o aklıma geldi. Aslında yoktu planda ama onu da paylaşacağım. Şöyle, ilk izlediğim dizi Marta Neredeydi? Ve bu bir mini dizi, İspanyol dizisi. 3 bölümden oluşuyor. Her bölüm 50-55 dakika, 1 saat civarında. Kaç yılında olduğunu hatırlamıyorum ama 2003-2004 olması lazım. Zaten gerçek bir hikaye. Marta diye bir kız 17 yaşında mı? 16-17 yaşlarında kayboluyor ve ailesi tabii ki her yerde onu arıyor ve kızın hani öldüğünü biliyorlar. Zaten hani belgeseli izledikçe olaylar açılıyor. Yani siz de şahit oluyorsunuz o bütün soruşturmaya. Ama cesedini bulamıyorlar bir türlü ve gerçekten yani insanı hem üzer hem sinirlendirir. Çok zor bir durum. Yani o aile için gerçekten ve sevenleri için çok zor bir durum. Bu konuyu ele alıyor, bu soruşturmayı bizlere anlatıyor ve tabii ki o mahkeme süreci falan. Marta Nerede belgeselini izledim. Puanım, yani ben böyle gerçek hikayelerin anlatıldığı belgeselleri açıkçası hani puan vermeyi çok doğru bulmuyorum. Yani 10 üzerinden 10 diyebilirim. Çünkü zaten hikaye hani olduğu gibi o yönetmen nasıl ele almak istiyorsa ama kanıtlara falan da dayanarak anlattığı için hani bence başarılıydı. Genelde de başarılı oluyor benim izlediklerim. O yüzden 10 üzerinden 10 diyeceğim bu dizi için. İzlediğim bir diğer dizi yine suç belgesel dizisi. Yağmurluklu Katil Kore'de Cinayet Takibi diye bir dizi oldu. Bu da aslında Kore'de bir seri katilin neler yaptığını anlatıyor. Ya aslında bunları sizlerle bir yandan paylaşmak, ya izlediklerimi sonuçta paylaşıyorum ama hani benim kadar böyle suç hikayelerine meraklı değilseniz, çünkü ben böyle soruşturma hikayelerini çok seviyorum. Ne neden oluyor? Bu kişi hani hangi psikolojiyle bunu yaptı? Neden yaptı? Motivasyonu neydi? Ya da kötülük, hani mesela kötülüğün psikolojisini çok merak ettiğim için bunları açıkçası izlemeyi de seviyorum. Bir de tabii ki de annemden dolayı, büyük ihtimalle onun işinden dolayı da böyle hep bir ilgim herhalde oldu. Ama hani buna ilginiz yoksa izlemeyin, çünkü etkilenebilirsiniz. Öyle izlemesi çok kolay, hafif belgeseller değil. Kore'de bir seri katilin işlediği böyle 20 küsür cinayetti sanırım, bunları anlatıyor. Ve zaten hani herkesin kanı donuyor. Yani bütün polisler hayatımızda gördüğümüz en kötü olay yeri incelemeydi ve böyle bir insanın nasıl hani dünyada var olabildiğine inanamıyorduk diye böyle hep söylemleri vardı. Ben de biraz zorlanarak izledim. Bu biraz ağır belgeseldi, onu söyleyeyim. Bütün paylaştığım bu belgeseller, diziler, işte filmler arasında en ağır olanı ve izlemesi en zor olanı bu. Ama gerçek bir hikaye olduğu için ilginizi çekiyorsa izleyin derim. Bence çok başarılıydı. Ve dediğim gibi hani buna puanım hani gerçek hikaye olduğu için 10 üzerinden 10 olacak. Bir de şimdi aslında iki tane daha var sizinle paylaşmak istediğim dizi ama araya şunu da koymak istiyorum. Eğer ki izlemediyseniz, ben sizinle hiç paylaşmadım yani bu videolarda yer vermedim kanalda, ama Staircase diye bir belgesel izlemiştim. Sanıyorum ödüllü de bir belgesel. Bu da gerçek hikayeden zaten, yani gerçek hikayeyi anlatıyor ve bütün işte dava sürecini ele alıyordu. Staircase belgeseli benim izlediğim ve en etkilendiğim, yani ilk üçümde, böyle hani suç temalı belgeseller arasında ilk üçümde. Gerçekten çok etkilenmiştim. Yani çok etkilenmiştim derken böyle bilmiyorum, beni vurmuştu o belgesel ve acaba hala bugün bile hani düşündüğümde, bayağı oldu izleyeli, yaptı mı yapmadı mı? Neden onu yapsın ki? Bir aile aslında o. Hani neden böyle bir şey yaşatsın? Böyle bir sürü üzerine düşünmüştüm o belgeselden sonra. O yüzden de izlemediyseniz Staircase belgeselini özellikle, ama özellikle yani ilginiz varsa tabii ki yine söylüyorum, izleyin derim. Artık yani suç temalı belgeseller böyle bir yana diyorum ve yine izlediğim dizilerden bir tanesi Bad Sport diye, böyle kötü spor diye bir bölümlerden oluşan dizi gördüm ve gerçek hikayeleri anlattığını gördüm. Bir tanesinde de buz patenini ele alıyordu. Hatta şuraya not aldım. 2002 olimpiyatlarında Rusya ile Kanada arasında geçen bu buz pateni yarışında olan olaylar ve aslında orada hani ne dönüyor? Yani orada bir şeyler oluyor. Bir adil olmayan bir
şeyler dönmüş diyeyim, hani işin arka planında, ama o olaylar neydi ve neden işte Rusya mesela birinci seçiliyor o zaman? Aslında Rusya birinci seçilmeli miydi, ya da arkada hani kabaca şike olduğu için Amerika ikinci mi oldu? Hani bunu böyle ele alıyor diyeyim. Ve şu buz üstünde soğuk savaş zaten o bölümün adı. Dediğim gibi bu kaçıncı bölümde hatırlamıyorum ama zaten buz pateni olarak baktığınızda bulabilirsiniz. Ben çok sevdim. Yani ben böyle zaten gerçek hikayeleri çok seviyorum. Hani genelde bilmiyorum, çıtır çerez ya da böyle hiç bana katkısı olmayan dizileri de tabii ki de izliyorum. Onları da ara ara. Ama böyle diziler özellikle sizinle paylaşmak istediğim diziler oluyor. O yüzden de izlemediyseniz izleyin derim. Bir de benim ayrıca buz patenine nedense çok ilgim var. Hatta konuşamıyorum. Hatta Spinning Out'tu galiba belgeselin adı. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Çok güzel bir diziydi. İzlemeyenler için ne şuraya bırakacağım. Onu da izleyin derim. Gerçekten çok etkilenmiştim. Ve son olarak arkadaşlar, bu ay bir de You dizisini bitirdim. Üçüncü sezonu geldi. Ben zaten yine You dizisiyle ilgili de video çekmiştim. Şuraya bırakacağım. Hem birinci sezonu hem ikinci sezonu bence çok iyiydi. Bayağı sevmiştim. Yani zaten You'yu bence sevmeyen tabii ki de vardır. Ama hani seven daha çoktur diye düşünüyorum. Ya şimdi bu kadar çok seviyorken bu diziyi, hani bu kadar iyiyken, böyle iyi bir dizi çekmişken, bu kadar hani oyunculuklar da harikayken neden batırırsın? Hani bunu neden istersin? Ya da şöyle mi düşündüler acaba? Ben bu diziyi nasıl batırabilirim? Hani ne yaparım da bu dizi böyle gerçekten felaket olur? Hani bir daha böyle ay yu çok kötüydü, üçüncü sezonu rezaletti dedirtebilirim diye düşünüp çekmişlerse bravo. Ama diğer türlü 10 üzerinden 3, hatta 10 üzerinden 2,5. Ya bu kadar saçma. Yani ne izliyorum dedim. Ya o kadar çok beni rahatsız eden şey oldu ki anlatamam size. Kan sahneleri çok fazla. Hiçbir şekilde mantığa uymuyor. Mantık hataları bence doluyor taşıyor. Sadece çekmek için, yani bence ticari kaygıyla yapılmış bir sezon olduğunu düşünüyorum. Keşke yapmasalardı diyorum. Valla böyle konuşuyorum çünkü hani You dizisini çok seviyorum ben. İlk iki sezondan dediğim gibi bayağı etkilenmiştim. Bu kadar kötü, hani kötü sezon bekliyordum da bu kadar kötüsünü beklemiyordum. O yüzden de bu açıdan beni şaşırttı diyorum. Ve artık bu videoyu burada bitiriyorum. Zaten havada kararmaya başladı. İyi ki ışığı açmışım diyorum. Arkadaşlar dediğim gibi böyle sizlerle hani izlediğim filmleri, dizileri, belgesel filmleri falan ya da belki animasyonları paylaşmam hoşunuza gidiyor mu? Gidiyorsa tabii ki de ara ara böyle çekerim. Ama lütfen benimle paylaşın ve de aynı zamanda sizin bana önerdiğiniz ya da seveceğimi düşündüğünüz diziler, belgeseller, filmler varsa lütfen yorumlarda yazın. Paylaşmaktan çekinmeyin diyorum. Aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isterseniz, ki bu beni çok mutlu eder. Eğer ki içinizden gelirse oradan zaten beni biraz daha yakından tanıyabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de ileride soru cevap videoları çekmem için hani storylerden soru cevap yapacağım. O açıdan da çok faydalı olur. Instagram'ımı da şuraya bir yerlere bırakacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her hafta Cuma günü 6'da video geliyor. Artık zaten biliyorsunuz. Ve o zaman kocaman mahalo diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bitti arkadaşlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Dur bir daha takıldım. İyi gidiyor mu? Nasıl? Yani ya dur nasıl diyeyim? Evet, az kaldı. Şimdi 10 dakikada bitireyim.